Suriye'nin Laskiye ve Tartus kentlerindeki Rus askeri üslerine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların yankıları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı 6 Ocak'ta düzenlendiğini iddia ettiği saldırıların yüksek teknolojiye sahip ülkelerin desteğiyle yapıldığını bildirdi. Bakanlık saldırıda kullanılan patlayıcıların Ukrayna ve diğer ülkelerde üretildiğini kaydetti. Bazı analistlerin görüşlerine yer veren Rus medyası ise saldırıların ardında ABD'nin olabileceğini iddia etti. Öte yandan Rusya, Türkiye'ye İdlib'de kendine yakın grupları kontrol altında tutması çağrısında bulundu. Moskova'ya benzer uyarı da Ankara'dan geldi. Rusya ve İran'a garantör sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam yönetiminin ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla önümüzde Soçi süreci var. Bu Soçi sürecinden sonra Doğu Guta ve İdlib'deki bu ihlallerin, rejimin saldırıların durdurulması gerekiyor. Ve şimdi Soçi sürecine doğru gidiyoruz. Buradaki amaç daha geniş bir katılımla, rejimle muhalifleri bir araya getirmek. Bu arada Şam yönetiminin son günlerde ateşkesi ihlal ederek yoğunlaştırdığı saldırıları nedeniyle Doğu Guta ve İdlib'de 400 civarında sivil hayatını kaybetti.